Burada üç noktaya değinip ondan sonra konumuza geçmeyi uygun görüyorum. Bu gibi durumlarda bizim yüreğimiz yandığı için yüreğimizde yanan ateş belki bizde biraz kıpırdanmalar meydana getirebilmektedir ama üç şeyi sürekli hatırlatmakta ve hatırlamakta fayda görüyorum. Birincisi, yıllardan beridir kıble edindiğimiz, belki de sözüm ona, parantez içinde söylüyorum, Avrupa'daki yetkililer Müslümanları sürekli terörist olarak göstermeye çalıştılar. Müslümanlara saldırı zeminini hazırladılar. Ve neticesinde bugün görüyoruz ki Avrupa'nın göbeğinden ta Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya kadar Müslümanların kutsallarına el uzatılıyor ve Müslümanlar katlediliyor. Ama onlardan en ufak bir ses de çıkmıyor. Çünkü müsebbibi onlar. Birincisi bu. Bizim her zaman olaylarla ilgili belki de bunu hatırlamamız lazım. İkincisi, bizim Müslüman ülke olarak bildiğimiz İslam coğrafyasında, sözüm ona, Müslüman halkları idare eden insanlar, başta Türkiye olmak üzere, halen Avrupa'yı kıble edinmekten vazgeçmemiş, Allah'ın Celle Celaluhu ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar uyarılarına rağmen onlardan bize dost olmaz diye, biz onlara uymadıkça, biz onlar gibi inanıp onlar gibi yaşamadıkça onlar bizden razı olmazlar. Bunu bildiğimiz halde bizi yönetenler onu, o Avrupa'yı kıble edinmekten hala vazgeçmiyor maalesef. Ve onların bize dayattığı kanunları habire çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bizim sürekli hatırımızda bulunması gereken önemli konulardan biridir diye düşünüyorum. Bu kadar düşmanlığa rağmen biz onların acaba nesini arıyoruz? Kur'an'ın ifadesiyle orada veya onlarda izzet mi arıyoruz? Allah-u Teala bu konuda başta yönetici konumunda olanlara, ondan sonra da onlara kananlara basiret ve feraset versin. Şimdi Halk Siyad'ın bu toplantılarının inşallah hayırlara vesile olmasını dilemekle beraber bir araya gelmeyi ben şahsen çok önemsiyorum. İnsanlar küçük ölçekli veya büyük ölçekli hangi işi yaparlarsa yapsınlar, siyasi, iktisadi, sosyal, hukuki, hiç fark etmiyor. Küçük bir işletmeden tutun örgütsel bir yapıya kadar. Bu işin bana göre en büyük anahtarı bir araya gelmektir. Bir araya gelenler otururlar, fikirlerini ortaya koyarlar ve neticede eğer Allah-u Teala takdir etmişse ortaya bir şey koyar ve bunu fiiliyata dökerler. Fakat bizim gibi düşünen, İslam'ı kendisine hayat düsturu edinen insanların açısından bunu düşünecek olursa çok daha önemlidir. Onun için bu toplantılardan elden geldiğince istifade etmeye de çalışmak herhalde toplantının gereklerinden bir tanesidir. Şimdi ben bir tüccar olsam evvela kendime şu soruyu sorarım. Bu yaptığım ticareti ben niçin yapıyorum? Çünkü imanım bana evvela bunu dedirtir. Bu dünyaya ben niye geldim? Ben diğer insanlar gibi, yani İslam'ı dikkate almayan veya İslam'ı hiçe sayan ya da inanmayan insanlar gibi değilim. Benim onlardan çok farklı, bariz bir özelliğim var. Ben Allah'a inanıyorum ve ahirete inanıyorum. Bu dünya imtihan yeridir ve bu dünyada bu imtihan gereği her ne yapıyorsam yapayım, ahirette bunun hesabını vereceğime inanıyorum. Yani bu dünya benim için kocaman bir sınav salonu mahiyetindedir. Ve ben bu sınav salonundan kazançlı bir şekilde çıkmak istiyorum. Sınavı kazanarak bu salonu terk etmek istiyorum. Her sınava girenin ortak amacı, ortak hedefi belki de budur. Onun için dikkat edin, bizim baş öğretmenimiz, bu dünyadaki alternatifi olmayan rehberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok ciddi bir yol göstericilikle şunu söylüyor. Akıllı insan kimdir biliyor musunuz? Kimdir ey Allah'ın Resulü? Akıllı insan
sürekli kendi nefsini muhasebeden geçiren, kendini kontrol eden, acaba ne durumdayım, yalpalıyor muyum, bu sınav salonunda yapmam gereken neyse onu yapıyor muyum, bulunmam gereken yerde miyim, ahirete hazırlık yapıyor muyum gibi sürekli kendi nefsini muhasebeden geçiren ve ahirete hazırlık yapandır. Elbette ki insanın en iyisi akıllı olanıdır. O zaman bu bizim inancımızın gereğidir derken işte bunu kastediyoruz. Bu şu noktaya getirir bizi. Biz ne işi yaparsak yapalım, istersek evlenelim, istersek iş yapalım, istersek birisiyle ortaklık yapalım, istersek konuşalım, düşünelim. Yani niyetimizden amellerimizin her çeşidine kadar mutlaka bunun hesabını vereceğimizin düşüncesiyle bizim imanımız bizi bu noktaya getiriyor. Ben o zaman bu yaptığım işten uhrevi olarak kazançlı mıyım, zararlı mıyım? Ne durumdayım? Ticaret niçin yapılır diye 4 tane burada madde var. Birincisi genel anlamda söylüyorum. Geçim için ticaret yapılır. İkincisi nihayetinde bizim birçok insanımızda belki vardır. Müslümanı, Müslüman olmayanı fark etmiyor. Argo tabirle söylüyorum. Lüks bir hayat yaşamak, konfor içerisinde bir hayat yaşamak için çalışmak. Öbür taraftan maddi güç haline gelebilmek için. Yani benim ihtiyacım, misal söylüyorum, aylık diyelim ki 10 bin bana yeter, her şeyime yeter. Fakat ben 10 binle yetinmiyorum. Sürekli bunu artırma çabasındayım. 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye çıkarıyorum. Hala yetinmiyorum. O zaman ben bir güç olmak istiyorum. Olabilir. Bir de başkasıyla rekabet için yapılan ticaret veya çalışmalar vardır. Öbür taraftan İslam'a bakıyorum. İslam'a göre meşru sayılan veya meşru sebeple yapılan yine 4 tane ticaret şeklini görüyoruz. Aynen diğerinde olduğu gibi. Bir tanesi geçim için, yani ben çalışmak zorundayım, kendime de bakmakla mükellef olduğum insanlara da geçim için ne lazımsa çalışmak ve onların hakkını vermek durumundayım. Öbür taraftan yine bende de olabilir, biraz daha rahat, müreffeh bir hayat yaşamak isterim. İnsanım, tabiatım gereği belki bu arzu içerisinde olabilirim. Ve üçüncüsü İslam'ın hem teşvik ettiği hem de hoş karşıladığı fakir olanlara, muhtaç olanlara yardım etme niyetiyle yapılan ticaret. Ve dördüncüsü Allah yolunda yapılan her türlü cihat kapsamında değerlendirilebilen her türlü çalışmaya katkı sunmak için yapılan ticaret. Şimdi bu İslam'ın hoş karşıladığı veya en azından meşru gördüğü bu 4 ticaret sebebiyle diğerini bir araya getirdiğimizde şöyle buradan da göstereyim. Bir kere kişinin kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması farzdır. İslami bakış açısına göre söylüyorum. Piyasada kim ne yapar, kim ne düşünür, kim okullarda ne ders görür, ne öğrenmiş, bu ayrı bir konudur. Ona da ayrıca temas etmekte fayda görüyorum. İleriki konularda inşallah değineceğim. İkincisi, bir insanın kendi ihtiyacından fazla çalışması ve konfor içerisinde yaşama arzusu da yine İslam'ın karşı çıkmadığı bir sebeptir. Ama şu farkla, harama bulaşmadığı müddetçe. Yani İslam'ın meşru gördüğü o ticaret sahasında yine İslam'a muhalefet etmemek şartıyla konfor içerisinde yaşayabilirsin. İnsansın. Allah-u Teala bu dünyada her şeyi senin hizmetine sunmuş. İstifade edebileceğin kadar et. Ama iki şey vardır ki İslam bunu hoş karşılamaz. Yine bunlardan bir tanesi, biraz önce bahsettik, başkasıyla rekabet için veya bir güç, maddi bir güç odağı olmak için eğer bu yapılıyorsa, meşru bir şekilde, meşru vasıtalarla ticaret yapsam bile İslam bunu hoş karşılamaz. Çünkü bu İslam'a da Müslümanlara da herhangi bir fayda getirmez. Ama bununla beraber Müslümanlara
akrabalardan başlamak suretiyle muhtaç olanlara yardım etme niyetiyle ben para kazanmak istiyorum diyen kişi bilsin ki Allah yolundadır. Bu teşvik edilmiştir, hoş karşılanmıştır. İslam bunu kabul etmekle kalmamış, teşvik de etmiş. Şimdi devlet ve devletler hibe verirler, destek verirler, kaynak aktarırlar. Özellikle de tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine hibe destek verirler. Bunun bir sürü sebebi vardır. Şimdi bunlarla ilgilenmeyelim. Neler verdiğini ve nasıl verdiklerini anlatalım. Bu kaynaklar ve hibeler genellikle ulusal ve uluslararası olmak üzere iki çeşittir. Bakın şimdi size bir tane rakam vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2018 yılında 105 milyar TL vatandaşa çeşitli kalemlerde hibeler ve destekler vermiştir. İş insanına, üreticiye, esnafa, şuna buna toplamda 105 milyar TL hibe ve destek vermiştir. Bu sene bu rakam 115-120 milyar TL civarına çıkmasını bekliyoruz.